Hafif yanık kokusu ile baştan çıkarıcı bir lezzet sunan kahve kokusuna konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Denizli Çivril'de hız kesmeden devam ediyor. Aile şirketimiz olan Kahve Kokusu bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Özgül Kesimci var. Özgül Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Kahve Kokusu müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Kahve Kokusu'nda toplu kutlamalar yapıyoruz. Özel günler, hanımlar için günler, öğrenciler için mezuniyetlerimiz var. Ufak çaplı, ilçede tanındığımız kadarıyla herkes sağ olsunlar katılıyorlar, program yapıyoruz. Avrupa yeni nesil kahve çeşitlerimiz var. Klasiğimiz Türk kahvesi. İsmimiz de oradan geliyor zaten, Kahve Kokusu. Kahvenin eşsiz kokusunu herkes ismimizi duyar duymaz hissetsin istedik. Özel günlerde tabii ki de yer veriyoruz burada gruplarımıza. Çok güzel bir açık alanımız var. Çok iç açan bir mekan bence bahçenizde. Peki kaç kişilik bir kapasiteniz var? Bahçemiz 200-250 kişilik ortalama. Bunun dışında yemekler konusundaki ürün yelpazenizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki daha çok tavuk üzerine ve ev köftemiz var. Anne köftesi dediğimiz tip ev köftelerimiz var. Bir menü seçeneği sunuyor musunuz mesela? Tabii ki menümüz var. Müşterilerimiz menünün içinden ne isterlerse onu seçiyorlar. Şinitsellerimiz var. Öğrenci şehri burası, çok öğrencimiz de var. Öğrenciler ne isterse ulaşabilecekleri her ürün kafemizde mevcut. Menümüz de hazır. İzleyicilerimiz ziyaret etmek isterlerse rotasyon olarak nereye yakın burası? Rotasyon olarak nereye? Çivril içinde olarak mı? Sebze pazarına yakın, çarşıya çok yakın. Araçlı gelen misafirlerimiz için bir otoparkımız vesaire. Otoparkımız yok ama buraya ait önde bir boş alanımız var. Herkes kullanıyor, bize özel değil ama buraya ait sonuçta. İsteyen herkes oraya park edebilir. Kaldırımlarımız Çivril'de çok geniş, park sorunu olmayan bir yer. Açılışta da bahsettiğim gibi burası tam anlamıyla bir aile işletmesi. Yani siz burada işletmedesiniz, mutfakta kimler var, mutfakta kim çalışıyor, ayrı dışarıdan bir aşçı mı getiriyorsunuz, garsonunuz vesaire, bunlardan da kısaca bahsedelim mi? Mutfakta ablam var. Buraya gelmeden önce bu işletmeyi açtığımız için Konya'da yaşıyordu. Çocuklarını okutmak için gitti. İşletmeyi açtığımız için buraya geldi. Orada bir aşçıydı zaten, kreş aşçısıydı. Kendisi burada yine mutfakta. Sevdiği işi yapıyor. Bence çok da kaliteli yapıyor. Garsonlarımız zaman zaman gelen giden öğrencilerimiz oluyor. Ablamın kızları bize çok yardımcı oluyor. Genellikle kendimiz yapıyoruz. Peki kahveleri makine mi yapıyor? Adından da geldiği üzere aslında üzerinde durduğumuz konu kahve. Kahveler makine mi yapıyor yoksa sizler burada elde mi yapıyorsunuz? Makine yapımı da var, el yapımı da var. Yeni nesil kahveler doğal olarak makinelerde yapılıyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Özgül Hanım. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Gelin görün, kahvemizi tadın diyorum. Bizler de verdiğiniz değerli, kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Özgül Hanım. Denizli Çivril'de Kahve Kokusu bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?